Evet, herkese merhabalar. Biliyorsunuz liselere geçiş sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı ve kılavuz sonucundan bazı özet bilgiler vermek istiyorum sizlere. Sınav başvurusu nereden yapılacak? Sınav başvurunuzu e-okul sistemi üzerinden okulumuz otomatik olarak gerçekleştirecek. Bu yüzden ekstra bir çalışma yapmanıza, ayrıca bir işlem yapmanıza, okula gitmenize gerek yok. Yani aile başvuru için okula gitmek zorunda mı? Hayır, kesinlikle zorunda değil. Merkezi sistem üzerinden yapılacak. Peki sınava başvuru yaptınız fakat girmeyeceksiniz. Özel okula ya da başka okullara gideceksiniz. Bunların sınava katılma zorunluluğu var mı? Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamakta. Birinci dönem konuları sizlerle Instagram üzerinden veya EBA üzerinden paylaştık. Ayrıca burada verilen internet sitesinden, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinden de birinci dönem konularına ulaşabilirsiniz. Sınava girerken hangi belgeler sizlerden istenecek? Geçerli kimlik bilgisi ve Mayıs ayının sonunda sizlere vereceğimiz fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi olacak. Çok sorulan bir soru var. 15 yaşına girdiyseniz nüfus cüzdanlarınızda fotoğraf bulunması gerekiyor. Bunu biraz daha zaman geçtikçe halledebilirsiniz. Diyelim sınav giriş belgenizi sınavdan önce kaybettiniz. Aynı belgeyi okuldan alabiliyorsunuz. Merkezi sınav takviminde bir değişme yok. Sınav 7 Haziran'da yapılacak. Sınav giriş belgeleri 28 Mayıs'ta sizlere ulaştırılacak ya da siz gelip okuldan alacaksınız. Sınav sonuçları da 1 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Tahminen de 7 Temmuz gibi tercih dönemi başlar. Sınav 7 Haziran Pazar günü yapılacak. İki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. 90 soru olacak. Birinci oturumda sözel alanda 50 soru, 75 dakika. 9.30'da sınavınız başlıyor. İkinci oturum 11.30'da başlayacak. Sayısal alanda 40 soru ve 80 dakikalık bir sınav olacak. Hep merak ettiğimiz bir nokta vardı. Bu okulların sayısı bu sene artırılmalı diyorduk ve gerçek oldu. %21,62 oranında artış sağlandı. Şimdi de liselerimize bakalım. Evet. Tekrar hatırlatayım bu noktayı. 8. sınıfların başvurularını merkezi olarak bakanlık yapıyor. E-okul üzerinden sizin okula gitmenize kesinlikle gerek yok. 28 Mayıs'ta sınav giriş belgeleriniz düzenlenecek. Hangi okulda sınava gireceğiniz belli olacak. 7 Haziran sabahı sınava gireceğiniz okula gidiyorsunuz. Sınavınızı oluyorsunuz. Güzel başarılar elde ediyorsunuz. 1 Temmuz'da da sınav sonuçlarınız belli olacak. Şimdi ben kılavuzdan ilçelere göre okulları ekran görüntülerini aldım. Onlara bakalım. Okulumuz öğrencilerin en çok seçtiği okulları bugüne kadar 4 yılın değerlendirmesini yapacak olursak onları seçtim. Ona geçmeden önce biliyorsunuz katsayılar var. Bazı testler daha fazla puan getiriyor. Bunu da son kez hatırlatıp liselere geçeyim. Türkçe, matematik, fen bilimleri 4 ile çarpılıyor. İnkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil ise 1 ile çarpılıyor. Bu arada çok önemli bir nokta. Ya, din dersinden muafsanız bunu mutlaka hatırlatın. E-okul üzerinden bir işlem yapmamız gerekiyor. Siz din dersinden muaf alacaksınız ve sınavınız ona göre yapılacak. Aynı zamanda özel eğitim durumunuz varsa da ek süre ya da ek tedbirler alabiliyorsunuz. Bununla ilgili de okulla irtibata geçmeniz önemli. Evet, başlayalım. İlçe ilçe sırayla gidiyoruz. Hemen Bağcılar'dan başlıyorum. Bağcılar'da 3 tane Anadolu Lisesi var. 2 Anadolu Lisesi ve 1 Fen Lisesi var. Doktor Kemal Naci Ekşi Lisesi ve Mehmet Niyazi Altuğ Lisesi ve Necmettin Erbakan Fen Lisesi. Bu 3 okula da geçen sene öğrencilerimiz gitti. Benim gözlemlediğim 34 olan sınıflar 40'a çıkarılmış. Yani kontenjan artışı bu şekilde sağlanmış ve sınıf sayıları da biraz arttırılmış gibi gözüküyor. Geçmiş yıllarda bunlar 320 ve 180 civarıydı. Artışlar bu noktada sağlanmış. Bahçeli Evler'de 3 Anadolu Lisesi ve 1 Sosyal Bilimler Lisesi var. Adnan Menderes 200 öğrenci, Bahçeliler Anadolu 360 öğrenci, Dede Korkut 280 öğrenci ve lise gezisi de yaptığımız Mümtaz Turan Lisesi 136 öğrenci alacak bu sene. Ve Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de yeni bir okul yok fakat okulların kontenjanlarında artış var. Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 240,
Flore Tevfik Ercan 160, Hasan Polatkan küçük bir okul olduğu için sadece 2 sınıf açıyor ve 68 öğrenci. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 200 öğrenci, geçen yıl 170 diye hatırlıyorum. Yeşilköy Anadolu Lisesi 160 öğrenci alacak. Başakşehir'de öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi var, 320 öğrenci. Bayrampaşa'da Hüseyin Bürge 320, Suat Terimer 280 öğrenci. Beşiktaş, özellikle Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne öğrenci epey yolluyoruz. Arnavutköy Korkmaz Yiğit 102, Atatürk Anadolu 280, Beşiktaş Anadolu 136, Kabataş 204 ve Sagıp Sabancı 170 öğrenci alıyor. Beylikdüzü'nde seçen öğrencilerimiz oluyor, özellikle Yaşar Acar Fen Lisesi'ni 204 öğrenci alacak bu sene. Ve Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 320 öğrenci. Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde bu sene erkek öğrenci de alınıyor, 68 öğrenciye çıkmış. Galatasaray Lisesi 100 ve İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi de 120 öğrenci alacak. Fatih çok tercih edilen bir ilçe, çok güzel liseler var. Cağaloğlu Anadolu Lisesi 204, Çapa 170, Çapa Fen Lisesi, Çemberlitaş 160, İstanbul Erkek Lisesi 204, Pertevniyal Lisesi 238, Şehremini Lisesi 280, Vefa Lisesi 204. İstanbul Güngören'de güzel bir lise var, Ergün Öner, Mehmet Öner, 240 öğrenci. Kadıköy'de her sene en az bir öğrenci yolladığımız Kadıköy Anadolu Lisesi 306 öğrenci alıyor. Küçükçekmece'de yeni açılan Fen Lisesi var, bu sene açıldı, 272 öğrenci alacak. Ve size yakın olabilecek okullar var, Fahrettin Kerim Gökay ve Gazi Anadolu Lisesi ve Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi, bu üç lisede 280 öğrenci alıyor. Şişli'de tercih eden öğrencilerimiz olmuştu. Nişantaşı Anadolu 102, eski tarihi bir okuldur. Nuri Akın 280 ve Şişli Anadolu 170 öğrenci alıyor. Ve son olarak Zeytinburnu'yla bitirelim. Zeytinburnu, Adile Mermerci 204, Borsa İstanbul 320 ve Samiha Ayverdi 238 öğrenci alacak. Tercih zamanına doğru daha detaylı sunumlarla sizlerle olacağız. Umarım o sunumlar